Peki evlilik teklifi geldi, ardından istemeye geldiler. Evet. Kim istedi seni? Eşimin arkadaşı vardı, abisi yerine evet. koydu. Çok severdi, o istedi. Söz nişan nerede oldu? Nişanım gemide oldu, teknede oldu daha doğrusu. Bir boğaz turu oldu. Kaç yıl önceydi bu? 2007'de oldu. Ha, ama bak ne güzel yapmışlar tekneleri değil mi hanımlar? Evet, evet. Güzeldi. Güzeldi. O yıllara göre çok iyi. Evet çekimler evet. tabii çok iyi değil aslan 13 sene yine oldu. Yine hiç fena değil ben sana söyleyeyim. O zamanın şeylerine göre yine iyi evet. Bunlar kim? O kuzenim orada. Ay çok tatlılar. Ama hadi ben bunları hiç izlemiyorum aslan. Orada kardeşim var onu kaybettim. Hangisi? Kaybettim. O kırmızı ceketli. Yok diğeriydi geçti. Erkek kardeşin mi? Ciddi misin ya? Başına sağ ol. Başına sağ ol. Neden kaybettin? Ay kıyamam. Ama ben de çok konuşmuyorum da kusura bakma. Ay sen de kusura bakma. O ay, gemi kaptanıydı. Sefere çıkmıştı. Evet. Fildiş sahillerinde. Fildiş sahillerinde. Molada inince işte bir yerlere yani ne olduğunu tam bilmiyoruz. Molada bir yere gidiyor. Kafe gibi bir yere. Sonra sabah haber geliyor. Gemiye dönmeyince. Ne olduğu bilinmiyor yani. Zehirlenmiş doğru. Tam olarak bilmiyoruz. Çok fakir bir ülke. Evet. Ya bir ama hırsızlık ben, falan mı ya, acaba? Cep telefonundan evet. son modeldi. Bilmiyorum. Çalınmış mıydı? Normalde geldiğinde üzerinde hiçbir şey yoktu. Saati falan hep hani marka güzel evet. kaliteliydi. Ama tam olarak bilmiyoruz dediğinde biz ona çok düşkündük. Ay çok üzüldüm ya. Bir peçete alır mısın hayatım? Sonra ben onun ölümünden sonra kaldıramadım. Hayatımı tekrar tutamadım. 40. günü kötü hastalığa yakalandım. Ay tüylerim çok geçmiş olsun. Ne oldu? Ne oldu Elif? Pankreasında bir kitle çıktı. Birden oldu. Sonra hastanede işte Cerrahpaşa'da yattım. Erken teşhisli. Ben de sağlık personeli olduğum için. Bir de o dönem çok kilo kaybettiğim için hiç yiyip içmedim. Cenazeden sonra hiç kimseyle konuşmadım. Farklı bir şey olduğu anlaşıldı. Ben de hani ilk herkes o acıya kan olduğunu zannetti. Ama sonra hani karın ağrısı falan da başlayınca fark edildi. İşte erken teşhis. Hemen hastaneye yattım. Aslında hiç yaşamak istemiyordum o zaman. Ben de kardeşim yanına gitmek çok istedim. Ya kardeş acısı gerçekten hiçbir şeye benzemez. Ama annem ya. Babam çok yıkılmıştı. Diğer kardeşlerimde iki kardeşim daha var. Bir de benim tam 40. günü kardeşim 40 mevlütünü yaptığı gün annem İzmir'de. Aynı gün ben Cerrahpaşa'da yatıyordum. Ya o gün ameliyat olmuştum. O gün oraya geldi. Annemin çok perişan olduğunu görünce ailem için yaşamam gerektiğini, güçlü olmam gerektiğini düşündüm. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeştik. Şu an 3. Tek erkek miydi? O tek erkekti. En küçük mü? Ortanca benim bir küçüğümdü. Ay yavrum benim ya. O çok düşkündü annem babama kardeşlerime. Çok efendi. Ay canım benim ya. Ondan dolayı onun görevini devralmam gerektiğini düşündüm. Annem babam ya, onu mutlu etmek için. Ay canım benim gel. Başın sağ olsun ablacığım. Sağ ol. Başın sağ olsun. Oh. Ay. Normalde ben hiç böyle bir şey paylaşmıyorum. Şu an ilk defa söyledim. Ya kusura bakma. Vallahi bizim yani... Ben hep demek mutlu paylaşmak düğün istiyorum. Düğün videoların içinde böyle şeyler çıkıyor. Yani bu bilerek, isteyerek yani olan bir durum değil gerçekten. Yani hani hep diyorum ya hayatın içinde sahiden her şey var ya. Yani çok trajik olmuş ya. Evet. Kaç yaşındaydı? 25 yaşındaydı. Ah çok genç annem ya. Çok üzüldüm. Gerçekten Allah anacına babacına sabırlar versin. Diğer kardeşlerine. Sağ ol. Sana sabırlar versin. Kaç yıl oldu kaybedeli? 2015 yılında vefat etti. 7 yıl oldu. En küçük oğluma onun adını verdim. Neydi adı? Tarık. Tarık. Ondan sonra... Ben hastalık döneminde biraz da bir zor oldu. Kitle temizlendi, dalan falan Anadolu süreç tedavi gördüm ama o kadar çok arkadaşım yanımda oldu ki özellikle mesai arkadaşlarım, hemşire, doktor arkadaşlarım bir saniye bile bırakmadılar. Allah razı Hep olsun. Hep böyle beni güldürmek için, eğlendirmek için, hayata geri dönmek için çok uğraştılar. O dönem ama 3 ay hiç kimseyle konuşmadım. Özellikle kardeşi olan hiç kimseyle konuşmadım. Ya daha fazla gerçekten üzmek istemiyorum seni. Ben elimi üzmeye çıkabilirim. Tabii lütfen. Yardım istersen biz de geliriz.
Ya bizim programda o kadar çok denk geliyorum ki. Ya kim bilir sizde de ne hikayeler vardır eminim. Ama işte hani ateş düştüğü yeri yakıyor. Yok, evet. Allah evlat acısı, kardeş acısı. Kimse yani kimseye vermesin. Amin. İnşallah. Ya çok, çok bak neşeli bir kız, nasıl pozitif, nasıl güldük, eğlendik. Ama bir anda bir kare evet. insanı yerle yeksan edebildi. Pandemi dönemi geçirdik. İnanılmaz kayıplarımız oldu. O sebeple programımızda zaman zaman böyle gözyaşları ne yazık ki sel oluyor. Ama hayatın içinde bu da var. Ya çok enteresan, geçtiğimiz bayramda kabristana gidiyordum. Ya kabristandan içeri giremediğimiz bayramlar yaşıyoruz. Kuyruklar var. Bildiğiniz inanılmaz kalabalık var. Hani o kadar çok kayıp verdik ki son yıllarda, son aylarda. Gerçekten artık hani boş kabir yeri bulamıyoruz. Çok doğru. Yani anormal dönemlerden geçiyoruz. Yani bu konuşmayı yapmak tabii ki can sıkıcı. Ama ne yazık ki bunlar yaşanıyor hayatımızda. İnsanız yani. İnsan olmak bunu gerektirir. Allah sabrını, dayanma gücünü veriyor. Verecek de. Şimdi ben Elif'i alayım. Getireyim. Heh. Elif. Gel ablacığım. Geliyordum ben şimdi. İyi misin güzelim? İyiyim şu an. İyiyim. İyi ol ablacığım. Mekanı cennet olsun. Amin. İnşallah. Yattığı yer nur olsun. İnşallah. Demek ki onun da takdiri ilahi diyeceğiz. Nasibi buraya kadarmış. O yattıkça evlatlarına Rabbim uzun ömürler versin. İnşallah. Buradan yine tüm yakınlarını kaybeden izleyicilerimize Allah'tan sabır diliyorum. Ölümlü dünya diyoruz. Yapılacak bir şey yok.